Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, memleketim olan gizemli şehir Afyonkarahisar hakkında gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisi ve Afyonkarahisarlı ekranları başına bizleri seyretmekte olan tüm hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. İlimiz ismini tıpta ilaç kullanımında kullanılan Latince'de opium denilen milattan önce 2. yüzyıldan beri topraklarımızda ekilen haşhaş bitkisinden almaktadır. Latince'de öz su ya da kutsal su anlamına gelen opium zamanla yazılış ve söylenişte değişikliğe uğrayarak Afyon olarak son halini almıştır. Osmanlı döneminde Karahisar olarak anılan ilimiz Afyon kelimesi de eklenerek kullanılması hali 1650 yıllı tarihi şeriye sicillerine geçmektedir. İlimiz İhsaniye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Frikya vadilerinin önemli tarihi ve kültürel ögelerini bir arada barındıran Ayazini köyünün cazibesini ve kırsal turizm imkanlarını geliştirmekle beraber kırsal turizm etrafında alternatif turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasıyla Frikya vadilerinde turizmden elde edilen katma değerin ve vadinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılmasına katkı sağlayacaktır. Ayazini köyünde yapılan çalışmalar, bölgenin bilinirliğinin artırılması ve turizm acentelerinin tur programlarına dahil edilmesiyle önemli bir destinasyona dönüşmesi beklenmektedir. Ayazini, Emre Gölü gibi ve birçok değerli çalışmalarıyla ilimiz turizmine ivme kazandıran Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e ve çok başarılı vali yardımcılarımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Ayazini Köyü örnek alınan Bursa Cumalı Kızık gibi ya da Ankara Beypazarı gibi insanların gezip görmeleri ve dinlenmeleri için cazibe merkezi haline gelecektir. İlimiz merkezde bulunan Beylikler dönemine tarihlenen Ulu Cami ise Anadolu'daki dönemin ahşap direkli iki örneğinden birisidir. Depreme karşı yapının sağlam durması amacıyla yamuk planda yapılan üç girişli taş duvarlı özgün eser gelen ziyaretçileri büyülemektedir. Burada şunu da zikretmeden geçemeyeceğim. 1455 yılında yapılan Umur Bey Camii maalesef 478 yıl ibadete açık olduktan sonra 1933 yılında dönemin belediye başkanı tarafından park yapılması amacıyla kamulaştırılmış, cüzi bir rakamla kamulaştırılmış ve Afyon'dan yıkımına amele bulunamamış ama zorla yıktırılarak maalesef oraya park yapılmıştır. Ama bugün 2018 yılında Afyonlu hayırsever bir vatandaşımızın önderliğinde ve tüm Afyonkarahisarlı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla Paşa Camisi ve Külliyesi olarak normal löreverleri çıkarıldığı için normal orijinal haline iki kat halinde tekrar ibadete açılmıştır. Afyonkarahisar iline adını veren Haşhaş ve Kale gizemli kentin önemli ögelerindendir. Haşhaş ilimizde ilk defa antik Sina'da yani Şuhut kentinde basılan bir parada ve Apameia yani Dinar antik kentinde ortaya çıkan mermer lahit üzerindeki betimlemelerde görülmüştür. Yerden 230 metre yükseklikteki andazit özellikli kayaç üzerine bina edilen kale ilk defa Hitit İmparatoru 2. Murşil tarafından yapılmış. Sonra Filikler, Filik Tapınağı Roma döneminde ise kale surları üçlü sur sistemiyle güçlendirilmiştir. Afyonkarahisar ilk antik dönemde Frikya Salutaris yani şifalı Frikya olarak gün salmış. Günümüzde de sağlık turizmi, seracılık, elektrik üreticiliği, ısınma gibi çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. Bölgemizde Sandıklı Hüdayi, Bolvedin Heybeli, İhsaniye Gazlıgöl ve Merkez Ömer Gecek havzaları jeotermal enerjinin merkezi konumundadır. Bugün itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belediye belgeli 205 adet konaklama tesisi bulunmakta olup bunların toplam yatak kapasitesi de 27 bin civarındadır. Antik dönemden günümüze kadar önemini hiç yitirmeyen ve ilimizin adı anıldığında ilk akla gelen ögelerden birisi de Afyon mermeridir. İnce kristalli olması nedeniyle özellikle sanatçılar tarafından aranan Afyon mermeri bir sektör olarak ülkemizi temsil etmektedir. Gaziantep ve Hatay'dan sonra UNESCO tarafından ülkemizin 3. dünyanın 36. gastronomi şehri olarak ilan edilen Afyonkarahisar, tescilli lezzetiyle de gastronomi alanında iddialı bir çalışma yürütmektedir. Afyon gastronomisi deyince aklımıza ekmek kadayıfı, kaymak, lokum, sucuk, haşhaş ve patatesli köy ekmeği gibi ürünler ön planda çıkmaktadır. Afyonumuzun gastronomi ve kültürel değerleri anlamında 17 adet coğrafi işaret tescil alınmış, hali hazırda da 16 adet tescil almak için beklemektedir. İlimizde milli park olarak ilan edilen alanlardan bir tanesi de Sandıklı ilçesi içerisinde bulunan Koca Yayla Akdağ Tabiat Parkı'dır. Alan içerisinde bulunan yılkı atları ve Tokalı Kanyon turizm açısından oldukça dikkat çekmektedir. Tabiat Parkı içerisinde konaklamaya yönelik bungalov evler ve karavan turizmi de önem kazanmıştır. İlimizde bulunan Eber, Akşehir, Karamık ve Karakaya gölleri doğal varlıklar olarak dikkat çekmekte ve endemik bir bitki olan Eber sarısı bölgenin tanıtım anlamında önem arz etmektedir.
Selçuklu dönemi, beylikler dönemi ve Osmanlı döneminden günümüze kadar kervansaray, han, hamam, medrese, cami, mescit, şifahane, rasathane, muvakkithane ve köprü gibi kültürel yapılarda sivil mimari içinde yer almaktadır. Tamamlayalım lütfen. İlimizde termal turizm bölgesi içerisinde kendine özgü mimarisiyle uluslararası nitelikteki müzelerde aranan gerekli bütün üniteleri içerisinde bulunduran, sürekli ziyaret edilebilecek ve Türkiye'de ilk olarak en son teknolojiyle donatılacak olan Afyonkarahisar Müze ve Kültür Merkezi kompleksi inşaat olarak devam etmekte ve 2022 yılı içerisinde inşallah tamamlanması hedeflenmektedir. Burada arkeolojik alan yanı sıra Türkiye'de ilk ve tek olan müzik aletleri müzesi ve yumurta müzesi de inşallah sergilenecektir. Siz değerli milletvekillerimizi ve şu anda ekranları başında bizleri dinlemekte olan tüm vatandaşlarımızı gizemli şehir Afyonkarahisar'a davet ediyor. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Helal olsun.